Doğal Küller kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ele alacağımız bitkimiz, yaklaşık 7000 yıl önce Mezopotamya'da tarımı yapılmaya başlamış, yaklaşık 4500 yıl öncesinde ise Antik Mısır'da tedavi amaçlı kullanılmıştır. Gerek tohumları, gerekse tohumunun içerdiği yağlar, omega yağ asitlerince o kadar zengindir ki, sadece içerdiği omega 3 miktarı, balıkta bulunan omega 3 miktarından tam 7000 kat fazladır. Alzheimer, Parkinson hastalıklarında beyin fonksiyonlarına iyi geldiği için etkilidir. Kanser gibi hayati önem taşıyan hastalıkların yanı sıra, saç ve tırnakları güçlendirerek, daha sağlam ve hızlı uzamalarını sağlayan bir kimyasal içeriğe sahiptir. Videomuzun detaylarına geçmeden önce, eğer kanalımıza abone değilseniz, lütfen abone olmayı ve zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugün ele alacağımız bitki olan keten tohumu, sadece tohumları ile değil, tohumlarından elde edilen yağ ile de faydalıdır. Tohumlarının %45'i yağ olan, keten tohumu, omega-3'e ilaveten, omega-6, omega-2, omega-9, K vitamini, E vitamini ve B12 vitaminlerini de içermektedir. Keten tohumunun, bahsi geçen faydaları sağlayabilmesi için ise, soğuk pres tekniğiyle sıkılması gerekmektedir. Keten tohumu yağı, iltihaplı eklem romatizmasında ve menopoz dönemlerinde, tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Özellikle saçlarının hızlı uzamasını isteyenler, mutlaka keten tohumu yağını kullanmalıdır. Soğuk sıkım keten tohumu yağını, günde bir tatlı kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Ayrıca zeytinyağı ile karıştırarak, salatalarınıza bile ilave edebilirsiniz. Zengin lifli yapısı sayesinde, özellikle kabızlıkta, huzursuz bağırsak sendromunda, mide ve bağırsak enfeksiyonlarında ve diverkülit gibi, kalın bağırsak mukozası rahatsızlıklarında, şifa olmaktadır. Gastrit ve mide rahatsızlıklarında da kullanılır. Kolesterol düşürücü etkisi de bulunmaktadır. Cilt ve deri enfeksiyonlarında, iltihap giderici olarak kullanılır. Pek bilinmeyen diğer bir özelliği ise, kronik öksürük ve bronşitte kullanılıyor olmasıdır. Meme kanseri ve östrojene bağlı kanser türlerinde, önleyici tedavide kullanılır. Kan basıncını regüle eder, ve yüksek tansiyona iyi gelir. Hücre içi akışkanlığı optimal hale getirir. Zengin omega-3 yağ asitlerinin bir diğer faydası da, cildin nem dengesini koruması ve cilt parlaklığını artırmasıdır. Vegan beslenmeyi tercih edenler, ihtiyaçları olan B12 vitamini için, keten tohumunu tercih edebilirler. Yapısındaki bol miktardaki doymamış yağlar, potasyum, çinko gibi elementler sayesinde, vücutta yağ depolanmasını engeller. Midede su ile bir araya geldiğinde hacimce genişleyerek, tokluk hissi yaratır ve ani açlık krizlerini engellemiş olur. Bu özelliği, özellikle kilo vermek isteyenler için idealdir. Keten tohumunu nasıl kullanalım? Keten tohumunu çay olarak da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar keten tohumu, 150 ml kaynar suya atılarak, 10 dakika kadar beklenir. Ardından süzülerek içilebilir. Taze olarak hazırlanmalı ve günde bir bardaktan fazla içilmemelidir. Kabızlık için kullanımı. 10-15 gram keten tohumu, yemeklerden yarım saat önce, bir bardak su ile birlikte çiğnenmelidir. Günde 3 kez yapılabilir. 24 saat içerisinde etkisini gösterecektir. 3 günden fazla kullanılması önerilmez. Kolesterol düşürmek için kullanımı. Burada keten tohumu mutlaka dövülmelidir. Yaklaşık 40 gram keten tohumu, su ile birlikte alınmalıdır. Arzunuza göre, ekmek gibi bir yiyeceğin üzerine koyup, yine su ile tüketilebilir. Mide ve bağırsak enfeksiyonlarında kullanımı. Taze olarak dövülen keten tohumu, 3 yemek kaşığı kadar tüketilir. Burada yine su ile tüketilmelidir. Bir diğer kullanım şekli de, 10 gram kadar tohum, 150 ml suda bekletilir ve yarım saat sonra, süzülerek içilebilir. Keten tohumu kullanımında dikkat edilecek durumlar. Keten tohumu tüketilirken, akılda tutulması gereken husus, kaç gram keten tohumu tüketiliyorsa, mutlaka o miktarın 10 katı kadar su ile tüketilmesi gerekir. Aksi takdirde, bağırsak tıkanmalarına, gaz birikimine sebep olabilir. Kabızlık sorunu 3 günden fazla sürüyorsa, doktor ya da eczacınızdan destek almalısınız. 12 yaş altındaki çocuklara önerilmez. Çok zayıf, hasta kişilerde ve yaşlılarda kullanımı önerilmez. İlaçlarla birlikte alınmamalıdır. İlaç kullanımından 1 saat önce ya da sonra kullanılmalıdır.
Çünkü kullandığınız ilacın içeriğindeki etken maddeleri emerek, etkisiz hale getirebilir. Hamilelik ve emzirme sürecinde önerilmez. Hormonal tümörleri olan kadınlar kullanmamalıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı faydalı buluyorsanız ve bizlere destek olmak isterseniz, lütfen beğenmeyi unutmayın. Her türlü yorum ve isteğiniz için bizlere yazmaya devam edin. Yepyeni içeriklerle tekrar görüşmek üzere.